Sevgili seyirciler, güneş doğarken ekibi olarak bugün Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı eski adıyla Zapa, yeni adıyla Sarpkaya köyündeyiz. Sizler için Sarpkaya köyünü gezeceğiz ve tanıyacağız. Sarpkaya köyü Giresun'a 160, Çamoluk'a ise 17 kilometre uzaklıkta. Yaklaşık 600 hanede oluşan köyün nüfusu ise 5000 civarında. Ama %80'i gurbette olduğu için yaz aylarında nüfusu arttığı gibi kış aylarında ise azalıyor. Tarımcılık, hayvancılık ve arıcılık az da olsa mevcut ama geçiminin %80'i gurbetçilerden sağlıyor. Sarpkaya köyünün ortasında akan bu ırmağın üzerine kurulan elektrik santralı elektrik ürettiği gibi Sarpkaya köyüne de ayrı bir güzellik yaşatıyor. Sueda çamaşırları Yıldıray ve Yılmaz Topal kardeşlerin katkılarıyla bugün Sarpkaya köyünü gezeceğiz ve tanıyacağız. Yıllardır katlandı zalim gurbete, bir sebebi vardır dayı, vardır elbette. Yoksulluğun derdi kardeş daha yürekte. Her birimiz ayrı ayrı düştük gurbete. Yoksulluğun derdi dayı daha yürekte. Her birimiz ayrı ayrı düştük gurbete. Kimimiz Almanya'da, kimimiz Fransa'da, anayı babayı koyduk kardeş sınavda. Çekip ağladık dayı böyle kadere. Her şey para pul değilmiş, dönmek tek çare. Sıla hasretiyle yandık yaban ellerde. Her şey para pul değilmiş, dönmek tek çare. Sıla hasret ile yandık zalim ellerde. Kimimiz Almanya'da, kimimiz Belçika'da, anayı babayı koyduk kardeş sınavda. Sahipsiz kaldı mezar taşlarımız. Ne bir bayram günü gelen var, ne de bir yaz günü. Kışa döndük, dön oğul dön. Dön sınana dön, dön köyüne dön. Sahipsiz kaldık, dön oğul dön.
Sarpkaya köyü. Eski ismi Zarpa. Zarphane geçiği eski tarihçesinde. Giresun, Erzincan, Sivas üçgenindeyiz. Şu an Sivas'a, Giresun'un Erzincan'a sınır bir bölgesindeyiz. Az aşağı zaten Sivas bölgesi geçiyor. Arkamız hemen Erzincan kesiyor. Zarphane, darphanenin bir değişiği eski Osmanlı tarihinde. Aşağıda trak var. Para sayma, trak. Trabzon ismini o traktan alıyor. Bölgemizde, köyümüzde halkımız hayvancılıkla uğraşıyor. Tarım, sulu tarım, hayvancılık, buğday ekimi var. Tarihçesinde zarphane dediğim için aşağıda Elik şehri, Eliye var. Tarihte buradan Trabzon'a para basıp, bura zarphane para basıp Trabzon'a da götürüp burada saymanlar, bugünkü günümüzde muhasebeciler, yani parayı gidip Trabzon'da bozdurup burada da trak sayanlar bu köyden çıkıyormuş yani tarihçesinde. Artı bu köyün insanı gurbette yaşar. Senenin 6 ayı orada, %80'i gurbette yaşar. Ben de gurbette yaşıyorum. Ama tabii köyümü sevdiğim için geliyorum. Bugün günlerden cuma. Cumartesi, pazar, pazartesi yine İstanbul'a döneceğim. Köyümü çok seviyorum. Kaç mahalle burası? Burası 7 mahalleden oluşuyor. Şu an burası Hanönü, merkezindeyiz köyümüzün. Ben de hemen son Trak mahallesindenim. Trak, Harmancuk, Arapgil, Karaçel, yukarıda Konağan farklı mahalleleri var. Aşağıda Harmancuk'ta yeni mahalle, yeni isimler konuldu. Ama dağınık olmasına nezaren burada yaşayan aşağı yukarı 300 ailemiz var. Komple nüfusumuz 5000'e takabül ediyor. İşte yazın 6 ay şenlikli geçiyor. 6 ay da şenlikli geçmese 3 ay falan biraz sönük geçiyor ama köyümüzü çok seviyoruz. Ölmüşlerimizin, ahirete göçenlerin ruhu şad olsun. Yaşayanlara Cenab-ı Allah uzun ömürler versin. Akıttın gözümden yaşı, sızlar yüreğimin başı. Gelir geçer körün daşı, gam yeme gönül gam yeme. Gam yeme gönül gam yeme, divane gönül. Gelir geçer körün daşı, gam yeme gönül gam yeme. Gam yeme gönül gam yeme, divane gönül. Adem Güngör ismim. Sapkaya köyünde oturuyorum. Elektrik santralında çalışıyorum. Köylülerime ve İstanbul'daki hemşehrilerime selamlarımı sunuyorum. Sapkaya'da mı oturuyorsunuz? Yazlıkçı mısınız? Nerede oturuyorsunuz? Ben senede 3 ay falan geldim. Bizim mahallemiz yukarı Harmancık Mahallesi. Evet, oradayız biz yani. Yazın geliyoruz. 3-4 ay geliyoruz yani. Normalde neredesin? Ben İstanbul'da. Küpçice'deyim ben orada. Şimdi bu sene hiçbir şey yok. Ne su var, ne tut var, ne bir şey var hiç. Yani çarşını alıp aynı yiyoruz yani İstanbul gibi yani. Köyde mi oturuyorsun, gurbetçi misin? Gurbetçiyim, İstanbul'da ikamet ediyorum. Yazlıkçısın yani. Yazlıkçıyım, evet. Evet. Arada sırada köyümüze geliyoruz böyle. Yazları geziyoruz. Hasret gideriyoruz. Madem sen geldin buraya. Buraya gelemeyenlere o zaman Sarpkaya köyünden bir selam gönderiyorum. Gelmeyen dostlara, gelmeyen köylülere herkese selam gönderiyorum. Ve buradaki bütün komşularımın, büyüklerin ellerinden, küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. Herkese saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ben Sarpkaya köyündenim. Harmancuk mahallesindenim. Yazları işte bir 15-20 gün buraya bir tatille gelip annemizi babamızı görüp gidiyoruz işte. Yazın geliyorsun, kışın neredesin? Kışın İstanbul'da, ticaretle uğraşıyorum. Buranın %80'i gurbetçi. Hemen hemen %80'i gurbetçi. Gurbette çalışıp yazın genellikle köylerine bağlı insanlardır. Yani muhakkak gelirler. Yani 10 günde olsa, bir hafta da olsa gelir bir köyünü görür giderler. Milletin yazlığı burasıdır bizde. Evet. Ne kadar Sarpkayalı varsa hepsine selam olsun. Küçük yaşta ayrı düştüm sıladan, kaderimi de böyle yazmış yaradan. Bizim köye yol ayrılır zaradan, havası bir başka, suyu
bir başka. Ah bizim köyler bir başka. Küçük Mustafa'yım, geldim giderim, böyleymiş alın yazım kaderim. Gurbetten köyüme selam ederim, o bizim köylerin zaten yeri de bir başka. Aman ah hali de bir başka. Oy, oy. Gurbetten köyüme selam ederim, ah o bizim ellerin yeri de bir başka. Sarpkaya Köyü'nün girişine geldiğinizde baraj gibi göreceğiniz bir yer vardır. Burası ise elektrik santralı, elektrik üretiyor ama Sarpkaya Köyü'ne de sahil görünümlü güzellikler katıyor bu görmüş olduğunuz gölet. Sol tarafında görmüş olduğunuz santral barajının ana kaynağı Kızıldağ'dan gelen suyla Kelkit'ten aşağı gelen Kelkit çayı birleşiyor. Burada elektrik üretim merkezi meydana getiriyor. Elektrik üretim merkezinden sonra da devam ediyor aşağıda. Suşehir'in altındaki Karakaya Barajı'na birleşiyor. Oradan sonra da Yeşilırmak'a karışıyor. Perşembe'den denize dökülüyor. Aynı zamanda Sarpkaya'ya buraya da bir güzellik katıyor sahil boyu. 500 metre sahili var. Sevgili seyirciler, bugün Sarpkaya Köyü'nü gezeceğiz, tanıyacağız ama kimlerin katkısıyla dedik? Suyeda Çamaşırları, Yıldıray ve Yılmaz Topal kardeşlerin katkılarıyla gezeceğiz, tanıyacağız. Yanımızda Yıldıray Topal. Yıldıray da kendisi Sarpkaya Köyü'nün tam bir aşığı. Aynen öyle. Evet. Yıldıray Bey, köyün bu merkezinde kurulu olan bu santral elektrik ürettiği gibi Sarpkaya Köyü'ne ayrı bir güzellik yaşatıyor. Güzellik katıyor gerçekten. Emeği olan herkese ayrı bir saygı duymak lazım. Bizim gerçekten köyümüze bir farklılık kattı. İnsanlar bu barajı görmek istiyor ve elektrik santralini görmek istiyor ve gelip burada çekim yapıyorlar, balık tutuyorlar. Ayrı balık güzel, var değil mi? Var. Balık, çok güzel balığımız var. Tabii evet. Ki eski bir balığımız olmasa bile hani o işte daha sonra ne balığı diyorlar? Çiftlik balığı falan diyorlar işte. O çiftlik balığı gibi balıklar da var ama buradan balık tutmak, çok büyük balıklar tutabiliyorsunuz yani. Evet. Onun için size de çok teşekkür ederiz köyümüze geldiğiniz. Sarpkaya Köyü'nü veyahut da 3 Zaapa diyoruz biz. 3 Zaapa'dan Sarpkaya Köyü, aşağı Zaapa eski adı. Onu burada dinlendiriyorsunuz da anlatıyorsunuz. Biz de, benim kardeşim Yılmaz Topal tabii ki gelemedi. O da burada olmak istiyordu. İkimiz bir anda ayrılalım. Selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Yılmaz Bey'in de çok selamları var. Hakikaten diyoruz ki bir Malatyalı'nın Zaapalı olduğunu işte görüyoruz. O da Haydar Alçık abimiz. Size de çok teşekkür ederiz. Soyada Çamaşırları olarak. Bizim memleket, bizim memleket. Ah canım canım, bizim memleket. Ah canım canım, bizim memleket. Herkesin sevdası, herkesin davası Çamoluk'a, Çamoluk'un köyü olan Sarpkaya Köyü'ne bir şeyler yapabilme gayreti. Ama çok şükür bu yeşilliği geçmiş dönemde daha keyifli yaşıyorduk. Artık eskisi gibi köyümüzde belki bir şeyler kalmadı. Ekinimiz vardı, bazı şeylerimiz vardı ama bugün belki bunlar az. Mesela ben bunu tabii basın yoluyla şunu, televizyon yoluyla şunları ifade etmek isterim. Yollarımızda ve izlerimizde bazı sıkıntılar var. Sizin sayenizde de onları da duyuralım. Devlet büyüklerimize söylemek istiyoruz. Biz Çamoluk'a giderken Çamoluk'ta bazı sıkıntılar var. Yollarda bazı sıkıntılar var. Daha keyifli gidip gelebiliriz Çamoluk'a. Veyahut da buradan Su Şehri'ne ya da Şebinkarahisar'a. Onun için inşallah devlet büyüklerimiz de duyar, işitir ki bizlere de bir şeyler yapar. Nurettin abiye bu köprüde, aşağı köprüde klip çektik. Buranın tanıtımına katkıda bulunması için yine klibe de sponsor oldunuz. Evet.
Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Ve bugün yapacağımız çekimlere de yine sponsor oldunuz. Aynen. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Yani biz iki kardeşiz. Yerimiz İstanbul ama doğduğumuz yer burası. Ben doyduğumuz yer de burası diyorum. Benim de böyle bir şeyim olsun. Hakikaten gerçekten Sapkaya Köyü başka bir güzel şey. Diyorum ki benim tabii buradan böyle bir şeyim var. İstanbul çok mübarek bir şehir ama ben çocuklarıma da söylüyorum. Tabii Allah gecinden versin. Ben ölürsem beni Sarpa'ya gömsünler diyorum. O kadar yani Çamoluk sevdalısı bir insan. Almış kızı da çırmış. Şimdaki Şakir köyün konaklarında, arka sokaklarında. Köyün konaklarında, arka sokaklarında. Köyün konaklarından, arka sokaklarından. Köyün konaklarından, arka sokaklarından. İnanın seviyorum. Hakikaten gerçek çok seviyorum. Çünkü babamın, annemin, babam Allah rahmet eylesin, Haydar Topal'ın bir şeyi vardı. İnşallah köyümüze bir ev yapmak istiyoruz. Topal Ahmet Gil'in bacası tüttüydü. Şimdi tütmüyor. İnşallah yine tüttüreceğiz. Bacalar tütecek inşallah burada. Bacalar tütecek inşallah. Yani bütün Çamoluk'a, bütün Sarpkayalılara, İstanbul'da olan bütün Zağpalılara, eski adı Zağpalıların hepsine